Merhaba, bu bir özel kayıttır sevgili Blade 2023'ün inceleriz.com'un forum üzerinde sorduğu bir soru için. Aslında bir metin yazdım ancak devamında şöyle küçük bir anımı anlatmak istedim. Eski bütün televizyon tamircisi dostlar bilirler. Katot ray tüp dediğimiz tüplü televizyon zamanlarından şöyle bir sorunumuz vardı bizim. Bir televizyon gelirdi. Televizyonun RGB kartının arızalı olduğunu gördük biz. RGB kartı Red, Green, Blue dediğimiz 3 ana rengi süren ve bütün renkleri oluşturan karttı. Bu kart üzerinde oluşan bir arıza veya tüpün katotları üzerindeki bir zayıflama nedeniyle kırmızının, yeşilin veya mavinin birisinin zayıflamasından dolayı diğer ikisinin baskın olması durumu ortaya çıkardı. Bakın bugün televizyonlarımızın LED barlarında bir Kelvin değişikliği durumu söz konusu oluyor. Ne oluyor? Aslında beyaz görmeniz gereken sahneyi daha böyle morumsu bir renk gibi görüyorsunuz. Nasıl ki bu arka taraftaki ledlerin Kelvin değerlerinin değişmesinden kaynaklanan bir problemse, o zamanlarda örnek veriyorum, yeşil katotta bir problem olduğunda, az çalıştığında veya çalışmadığında kırmızı ile mavi katotlar baskın geldiği için ortada mor ağırlıklı bir görüntü olurdu. Vatandaş bu televizyonu yıllarca kullanmaya devam ederdi. Çünkü onun gözü ona zamanla alışıyordu. Çünkü bu birdenbire kesilen bir şey değildi. Yeşil yavaş yavaş zayıflıyor. Kırmızı ile mavi aynı devam ettiği için vatandaş her gün biraz daha zayıf, her gün biraz daha zayıf derken artık onun gözü ve beyni o görüntüyü kabulleniyor, alıyor. Televizyon arıza yapıyor. Hiç çalışmaz hale geliyor. Televizyon tamirciye geliyor. Biz televizyonu tamir ediyoruz ve televizyonu çalışır hale getiriyoruz. Çalışır hale getirdikten sonra bir bakıyoruz ki katotlar düzgün çalışmıyor. Ne yapabiliriz? Ne yapacağız? Televizyon buraya kadar gelmiş. Ya yapacağın ya bir transistör değiştireceksin ya başka bir şey yapacaksın. Nadir de olsa, renkli televizyonlarda çok tercih edilmezdi ama nadir de olsa bir şoklama yöntemi de yapılabiliyordu. Bir şekilde yeşil katodun çalışmasını sağlayıp olması gereken renkleri yerine getiriyorduk biz. Peki başımıza ne geliyordu biliyor musun? Vatandaş bize diyor ki ne yaptın benim televizyona ya? Benim televizyon böyle göstermiyordu ki. Bunun renkleri bozulmuş. Renkleri bozulmuş diyor televizyonun sahibi. Neden? Çünkü muhtemelen 6 ay, 1 sene, 2 sene boyunca o televizyonu kendi mevcut eski hatalı renkleriyle kullanmaya devam etmiş ve onun zihni artık onu kabul etmiş. Biz televizyonu normale çevirdiğimizde yaşanan böyle sıkıntılar vardı. Dolayısıyla ben televizyonların ışık, kontrast, renk nasıl yapılır, hangi ayarda kullanmalıyız, onu 73 mi yapayım, bunu 86 mı yapayım gibi konuları hiçbir şekilde gündeme getirmiyorum. Bu konularla ilgili de öneride bulunmuyorum. Kendimce haklı gerekçelerim var. Neden? İki vatandaş arasındaki anekdot şöyle olabiliyor. Mesela X markasından Y123 model televizyon aldı ikisi de. İkisinde de Y123 model televizyon var. Arada şöyle bir fark var. Özellikle yerli üreticilerden televizyon aldıysanız o televizyonların modeli sizin görüşünüze göre aynı olabilir. Ama içeride kullanılan paneller farklı olduğunda sizin Kelvin değerleriniz değişir, lümen değerleriniz değişir, geçirgenlik oranı değişir panelin. Bütün bunların değişmesi nedeniyle siz ikimiz de aynı model televizyon aldık. Gel ikimiz de ışığı 35, kontrastı 70, rengi 65 yapalım dediğinizde yine de ortaya aynı sonuçlar çıkmayacaktır. Her şeyden evvel de herkesin zihnindeki ışık algısı, renk algısı çok daha farklıdır. Bu da zaten o klişe lafı ortaya koyuyor. Zevkler, renkler tartışılmaz. O yüzden bu işin rakamı olmaz diyorum ben. Ancak rakam vermek isteyen dostlar da elbette ki ben şunu kullanıyorum deyip forumdaki konu başlığında paylaşabilirler. Görüşürüz.